Selamun aleyküm dostlar. Bu videomda motoruma tamamen el yapımı bir yakıt göstergesi yapıyorum. Eski şamandıra hem içine benzin almış hem de sadece boş iken lamba yakan bir model. Bu LM3914 entegresini ve bu şamandırayı kullanacağım. Ayrıca her seviyeyi de gösterecek. CG motorların şamandırası. MG diye de geçiyor arkadaşlar. Entegrenin çentiği solda kalacak şekilde altta 1'den 9'a kadar, üstte 10'dan 18'e kadar bacaklar var. Burada 10 adet LED bulunuyor. LED'lerin artı bacakları birbirine paralel şekilde artı ucumuza gidiyor. Eksi uçları ise birinci pin ve üstteki bütün pinler birbirine karşılıklı bağlı olacak şekilde. 2, 4 ve 8. bacak doğrudan eksiye, 6 ve 7 birbirine paralel şekilde 1 kilo ohmluk dirençle yine eksiye bağlı olacak. 3. ve 9. bacak ve ledlerin artısı da birbirine paralel olacak. 5. bacak ise sinyal çıkışı. Şemayı olduğu gibi breadboard'a aktardım. 12 volt güç bağlantısını yapıyorum. Basit bir potansiyometreyi orta bacak sinyale, kenar bacaklar artı ve eksiye gelecek şekilde taktığımızda bu şekil ledlerimiz sırayla yanıyor. Ekstra bir bilgi olarak entegrenin 9. bacağındaki artıyı sökersek ledlerimiz tek tek yanacaktır. Nokta modunu almış oluyoruz bu şekilde. Ama ben azalarak ve artarak yanmasını istiyorum. Geri takıyorum o yüzden. Şimdi normalde bu entegrenin asıl amacı vumetrelerde kullanılması. Yani müziğin şiddetine göre yanması. Burada müzik kaynağından gelen amfi çıkışından artı eksimiz var. Birini sinyal bacağına, birini de eksiye bağladım. Müziğimizi açtığımızda görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şamandırada 2 çıkış var. Potansiyometremizde ise 3 çıkış vardı. Öncelikle bir ölçelim direnç değerini. ohm ve yaklaşık 10-11 ohm arası bir değişken dirence sahip şamandıra. Şimdi bunu potansiyometre gibi gösterebilmemiz için birkaç eklenti yapmamız gerekiyor. Burada artı ve sinyal arasına voltaj bölücü bir sistemle bir direnç ekleyerek 3 bacağı çıkaracağız. Artı ve sinyal arasına 570 ohmluk bir direnç eklersek o iş tamam. Gördüğünüz gibi bir bacak sinyale, bir bacak artıya, bir bacak da eksiye bağlanmış oldu. Aynı bir potansiyometre gibi. Gayet güzel çalışıyor. Motora takacağım LED barımızı deneyeceğim şimdi de. Bağlantılar kafanızı karıştırmasın. Tamamen şemaya uygun bir şekilde. Çentik burada kalacak şekilde çevirdiğimizde 2, 4, 8. bacağımız eksiye lehimli. Burada gördüğünüz gibi 6 ve 7'yi birleştirip 1 kilo ohmluk dirençle eksiye bağladım.
üçüncü ve dokuzuncu bacakta artıya bağlandı. Bu da sinyal kablomuz. LED'lerimizin artılarını birbirine paralel bir şekilde bağladım. Ve entegremizi yer kaplamaması için içine yerleştiriyorum. Eksi bacaklar ve entegrenin LED bacakları birbirine tam karşılık geliyor. Sırasıyla birbirine lehimlenecek. Burada gördüğünüz birinci bacakla entegrenin birinci bacağı da birbirine bağlanacak. Şu an bağlantılarımız tamamdır. LED'lerin artısı da entegremizin 9. bacağına birleştirerek şemada olduğu gibi artıya bağlandı. Resimde gördüğünüz sonradan eklediğimiz kısım ise sinyal ve artı arasına direncimizi bağladık. Artımız LED'lerin üzerinden zaten geçiyor. Şu an bağlantılarımız tamam, göstergemiz hazır. Yalnız burada bir terslik var arkadaşlar. Şamandıra doluyken boş, boşken dolu gösteriyor. Şimdi şamandıra üzerinde bazı değişiklikler yaparak halledeceğiz onu. Ama elektronik olarak düzeltebileceğimiz bir yöntem varsa yorumlarda belirtin. Şamandıranın içi, değişken direnç kısmı. Bir ucu boşta, diğer ucu şamandıranın yalıtımlı kısmına bağlı gördüğünüz gibi. Şimdi biz boştaki uçla bağlı ucu yer değiştireceğiz ki şamandıranın polaritesi de değişsin. Bu sefer o tarafı boşta bırakacağız. Bu tarafı yalıtımlı kısma bağlayacağız. Küçük bir lehim işleminden sonra şamandıramız hazır. Şimdi doluyken dolu, boşken boş gösteriyor. Her şey tamam. Kilometre saatimizin içini açıyoruz yine her zamanki gibi. Daha önce de vites gösterisi yapmıştım. Buradaki kadranı söküyorum, kullanmayacağım. Oradaki boşluktan yararlanacağım. Tam LED bara göre. Sabitleme işlemi de hallettim. Yakıt göstergemin artı ucunu vites göstergesinde bulunan artıya direkt bağladım ve buradan bir kısa yol elde ettim. Geriye sadece eksi ve sinyal kablomuz kaldı ve geri montajını yapıyorum. Ucuna da böyle bir fiş ekledim ki sök tak kolay olsun. Normalde şamandırayı bu şekilde takacaktım. Ama orada yakıt pompası olduğu için çalışmayacaktı. Böyle takıp hafiften yukarı kaldırarak çevirdiğimiz zaman ancak bu şekilde içine yerleştirebiliyoruz. Çünkü orijinal şamandırası değil ve bayağı zorladı beni. Sonrasında da deponun eğimine uygun şekilde üstündeki teli bükerek, eğerek depoya uyduruyoruz arkadaşlar. Bunun için birkaç defa sök tak yapmanız gerekecek. Hatta ben bir şamandırayı heba ettim bu şekilde. Sonra içinde bu şekilde çalışacak.
Deponun içini görüyorsunuz. Bir tarafta yakıt çamandırası, bir tarafta yakıt pompası. Son ayarladığıma göre içinde rahat hareket edebiliyor. Sizi en çok uğraştıracak kısım burası. Bir manuel test yapacağım şimdi. İçine benzin koymadan kabloyla şamandırayı oynatacağım. Şamandıranın sesini duyuyorsunuz. Arkadaşlar, ben normalde elektrikten anlayan birisi değilim. Bunları hep internetten yararlanarak yaptım. O yüzden eksiklerim var. Belki de tam oranı göstermeyecek ama bakacağız. Burada şamandıradan gelen iki kabloyla göstergeden gelen iki kabloyu birbirine bağladım. Burada depoya vidalı kısım zaten bizim aküden gelen eksimize şasi ile bağlı durumda. O yüzden oradan da fayda sağladık. Sinyal ve eksi kablomuzu şamandıraya bağladık. Artı vites göstergesinden, eksiği de şasiden almış olduk arkadaşlar. Şimdi depomuzu petrolde dolduruyoruz ve yolumuza bakıyoruz. Şunu da eklemek isterim arkadaşlar. Motor çalıştığı sırada tıpkı bir müzik kaynağından sinyal alıyormuş gibi ledlerde bazen titremeler oluyor. Bu yüzden fiş koyduğum kısma bir buton ekleyerek sadece bakmak istediğim zaman yanmasını sağlayacağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eksiklerim olabilir. Bilginiz varsa yorumlarda destekleyebilirsiniz. İnsanlara yardımcı olabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların gelmesi için kanalıma abone olarak videolarımı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın.